Kesinlikle bir başka 6 Ocak saldırısı baskınını önleme amacı taşıyor. Şansı var mı? Var gibi görünüyor. En azından imza atanlara baktığımızda öyle görünüyor. Çünkü aslında iki yasa tasarısından bahsediyoruz burada. Bir ilk yasa tasarısının altında yasa tasarısı olacak daha olmadı diyelim. Partiler üstü şekilde Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin imzası var diyelim daha net ifadeyle. İlk uzlaşıda 9 Cumhuriyetçi senatörün imzası var. 7 Demokrat senatörün imzası var. Senato'dan da önemli kararların geçmesi için 60 oya ihtiyaç var. Yani 10 Cumhuriyetçi senatörün desteği yeterli olacak. Peki neler var? Sen de söyledin biraz. Başkan yardımcısının zaten kabul edilmiş, sonuçlanmış bir seçimin sonucunu değiştirmek için simgesel bir yetkisi var aslında. Geçtiğimiz dönem yaşamıştık bunu kongrede. Delegelerin oyları onaylanırken Başkan Yardımcısı Pence de kongrede yer almıştı. Başkan Yardımcısı Pence'in aslında yetkileri sembolikti ama dönemin başkanı Donald Trump Başkan Yardımcısı Pence'i suçlamıştı. Yapması gerekeni yapmıyor şeklinde. İşte bu eğer yasa tasarısı şekillenirse uzlaştıkları şekilde bu senatörlerin Başkan Yardımcısı'nın sembolik rolü daha net ifadelerle ortaya konacak. Bununla birlikte bir diğer yasa tasarısından seçimin güvenliği ön plana çıkartılıyor. Eğer seçim sonuçlarıyla, seçim verileriyle, seçim verilerini tahrif edecekseniz, etmek istiyorsanız ve ediyorsanız işte daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceksiniz. Bununla birlikte geçiş dönemine bir netlik kazandırılmaya çalışacak. Hatırlayacaksın Donald Trump geçiş döneminde gerekli federal daireye yetkiyi çok geç tanımıştı gerekli işlemlerin başlatılması açısından. İşte ona bir netlik kazandırılmaya çalışılacak. Kısacası 6 Ocak olaylarının tekrar yaşanmaması açısından iki yasa tasarısı da eğer yasa tasarısı haline gelebilirse ki bir acele de yok bu konuda. Senatörler, Cumhuriyetçi ve Demokratlar sene sonuna kadar bunun bir yasa tasarısı haline getirip senatonun onaya sunmaya çalışıyorlar. Cumhuriyetçilerin ve demokratların imzası var. O açıdan iki yasa tasarısı da söz konusu senatodan geçebilir diyebiliriz.